Yeni Çağ Televizyonu'ndan mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, çok kıymetli bir konuğum var. Siz de görüyorsunuz. Profesör Doktor Şenol Babuşçu bizimle birlikte. Şenol hocam olunca gündemde malum ekonomi oluyor. Merhaba hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Ebru Hanım. Evet hocam, dolar yükseliyor, petrol ve altın düşüyor, öyle görünüyor. Bu petrol ürün düşüşü benzin fiyatlarına da yansıdı. Önce izleyicilerimize bir müjde niteliğinde verelim bunu. Dün akşam indirim gelmişti. Bu akşam yeniden bir indirim var. Onu söyleyelim. Ondan sonra başlayalım yayınımıza. Hocam, şunu da başlamak istiyorum. Konuşulacak aslında çok şey var ama Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım'ın, Gaye Erkan'ın konuşmaları hala yankısını sürdürüyor. Dün açıklama yapmıştı ama bugün de devam ediyor. Enflasyonla ilgili şöyle dedi. Enflasyon eşik değerine gerileyene kadar büyümeden ödün vermeyeceğiz dedi. Dün bunu konuştuk. Gerçekten büyümeyle enflasyon düşürülebilir mi dedik ama bugün de başka açıklamaları var. Öncelikle bunu sormak istiyorum. Hem konuşmayı nasıl değerlendirdiniz? Bundan önceki Merkez Bankası Başkanı'nı da göz önüne alarak nasıl bir konuşmaydı sizin için? Ayrıca gerçekten eşik değerine gelene kadar enflasyon büyümeyle enflasyonu düşürebilir miyiz? Ne dersiniz? Şimdi daha önceki Merkez Bankası Başkanı ile hiç kıyaslamayalım. Kıyaslanmayacak kadar çok fark var. Ben Gaye Hanım'ın dünkü konuşmasını daha önceki konuşmalarına göre çok daha iyi buldum. Tutarlı ve gerçekçi buldum. Ama küçük birkaç tane nokta vardı. Bunlardan bir tanesi zaten kamuoyunca gündeme geldi. Büyümeyle birlikte enflasyonu düşüreceğiz diye. Bu çok kolay yapılacak bir olay değil ama şu açıdan önemli. Söylediklerin birçoğu gerçekçi ve gerçekçiliğe yakın. Artı sadece kendisi hazırlamış konuşmayı, Merkez Bankası araştırmacıları ve ekonomistleri ile birlikte hazırlanmış bir metin. Metinden, slaytlardan belli oluyor, konuşmadan belli oluyor. Daha önceki Merkez Bankası Başkanı kendisi bir şeyler söylüyordu. Merkez Bankası araştırmacı ve ekonomistlerini hiçbir şekilde dinlemiyordu veya onlardan görüş ve fikir almıyordu. Bu açıdan önemli ilerlemeler var. Tabii büyümeyle enflasyonun birlikte olma olasılığı biraz zayıf. İktisat teorilerine çok uygun bir yaklaşım değil. O ama yerel seçimlere kadar biraz daha gerek Merkez Bankası gerekse Sayın Şimşek Bakan yumuşak bir politikayla gidecekler. Gidiyorlar. Zaten faiz artırımları da kademeli olarak yapılıyor. 8,5'tan 15'e, 17,5'a, 25'e, 30'a, 4 ayda gelindi 30'a. Gerçekten enflasyonu hızla indirme niyetiniz varsa 8,5'tan 35'e, 40'a bir anda bir Haziran ayında getirirdiniz. Çok daha sert önlem olmuş olurdu. Sıkı para politikası gerçekten sıkı para politikası olurdu. Ama seçim tabii önlerinde bir, ciddi bir engel. Seçim engelinde Sayın Cumhurbaşkanı koyuyor tabii. O da siyasetçi olarak seçime önem veriyor. Tabii ki siyasetçi ekonomist bürokrat çekişmesi doğaldır bu şekilde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimi de düşünmesi ama seçimden sonra ben çok sert bir para politikası, sıkı para politikası ve çok sert bir acı reçeteyle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum 2024 Nisan'dan itibaren. Bu da tabii ki enflasyonun 2024'ün ikinci yarısından itibaren belli ölçülerde düşmesine neden olacak. Bu pembe büyümeyle birlikte enflasyonun düşeceğini söylemesi orta vadeli programda da var bu durum. Orta vadeli programa baktığınızda temenniler metni, pembe tablolar metni geliyor aklıma. Örnek vermek gerekirse bir yerde sırayla yazıyor. Enflasyon düşecek, büyüme artacak, işsizlik azalacak, dış ticaret açığı azalacak, cari işlemler açığı azalacak, bütçe açığı azalacak. Yani, tüm ekonomik göstergeler iyiye doğru gidiyor. Böyle bir ekonomi durumu söz konusu olamaz. Tüm ekonomik göstergeler hepsinin düşmesi gerekenler düşüp, yükselmesi gerekenler yükselmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Bazı fedakarlıkların yapılması gerekir. Yani eğer siz enflasyonu düşürecekseniz büyümeden taviz vermeniz lazım. Siz büyümeye önem veriyorsanız cari açık mutlaka olacaktır ve artacaktır. Bunlar doğal olaylar.
bazı ufak tefek tutarsızlıklar olsa da veyahut da küçük noktalar olsa da konuşma genel olarak iyiydi. Evet. Peki hocam, orta vadeli program dediniz. Daha önceki orta vadeli program yani 3 ay bile sürmemişti. 2 ayda delinmişti. Peki bunun nasıl bir süre biçiyorsunuz bu orta vadeli programa? Şimdi o kadar acımasız demedim. Twitter'da yazdım orta vadeli programdan sonra. Herhalde 3 yılda en az 3 kere değişir dedim. Daha önceki program çöpe atıldı bir yıl dolmadan. Çöpe atılır demedim en azından. 3 yılda en az 3 kere değişir dedim. Orta vadeli programda da biraz önce söylediğim tutarsızlıklar dışında başka şeyler de vardı. Ve temenniler metni gerçekten pembe bir tablo çiziliyor. Mesela nedir o tutarsızlıklar diye baktığımızda. Şu 26 Temmuz'da Merkez Bankası %58'li enflasyon tahmini açıklamış. Aradan 40 gün geçiyor. 6 Eylül'de orta vadeli program açıklıyor Sayın Bakan Mehmet Şimşek. Enflasyon tahminini 65 olarak açıkladı. 7 puan değişmiş. 7 puan artmış vaziyette. 40 günde ne oldu da değişti? 40 günde enflasyon tahminini hükümet veya Merkez Bankası 7 puan değiştirirse orta vadeli programda 3 yılda bu rakamlar nasıl gerçekleşecek? Yani 40 gün sonrasını göremeyenler 3 yılı nasıl gördü de o programı yaptı? Bu de enteresan. Ve şunu da söyleyeyim, 65 rakamda tutmayacak. Enflasyona baktığımızda bugün itibariyle 61,5 enflasyon. Eylül son itibariyle ilk 9 aylık enflasyon, yani bir yıllık enflasyon Eylül enflasyonu açıklandıktan sonra 61,5'a yükseldi. Yıl sonu enflasyonu 65 tahmini tutmayacak dedim. Yıl sonu enflasyonu 75 ve üzerinde bir rakam çıkacak. 75 üzerindeki rakam peki zirve mi? Ondan sonra düşmeye başlayacak mı 2024 yılında? Hayır. Sayın Gaye anında ifade ettiler. Kendisi 24 Mayıs'ı işaret ettiler. Evet. Kendisi de 24 Mayıs'ı Mayıs ayını işaret etti. 2024 Mayıs'ı işaret etti. Bence Haziran hatta. Haziran sonu itibariyle zirve görecek. Yıl sonunu 2023 yıl sonunu %75 üzerinde kapatan enflasyon 2024 Haziran sonunda %90'ları görecek. Ve zirve Haziran 2024 %90. Temmuz'dan itibaren 2024'ün ikinci yarısında düşmeye başlayacak. 2024 yıl sonunda hükümetin tahmini orta vadeli programda 33. 33 de hayal. 33 de hayal. Ne olacak peki? Benim tahminim %50 civarında bir rakam olacak. Bu artı eksi 1-2 puan oynayabilir ama %50'nin altında olması zor görünüyor. Yine 2026 tahmini orta vadeli programda 8,5 ama Merkez Bankası'nın web sayfasında hala %5 yazıyor 2026 tahmini olarak. Eskiden kaldım hocam, o yüzden. 8,5 orta vadeli bankası sayfasında %5 yazıyor. İkisi de hayal. 2026 yılında enflasyon tek hane rakamlara biraz zor inecek görünüyor. Tahminim %10 arasında bir enflasyon rakamıyla karşı karşıya kalacağız. %10'un altında yani tek halde bir enflasyon rakamı çok iyimser bir tahmin olacak. Evet. Peki hocam, şunu da sormak istiyorum. Merkez Bankası Başkanı'na bir tarafa koyacağım ama son olarak şunu da sormak istiyorum. Bugün de şu konuşuluyor. İşte yurt dışında bir kaynak arayışının olduğunu biliyoruz. Dün Mehmet Şimşek Londra'da yatırımcılarla görüştü. İşte Gaye Hanım yine bir yerlere gidecek görüşmeler için ama dün Gaye Erkan şöyle bir cümle kurdu. Yurt dışından milyarlarca dolarlık yatırım teklifi mektupları geldiğini, ancak tekliflere uygun zamanı bulmak üzere masada beklettiğini söyledi. Zaten siz çok iyi biliyorsunuzdur, Merkez Bankası kanunu çerçevesinde ne Merkez Bankası Başkanı'nın ne de Merkez Bankası'nın yabancı yatırım tekliflerini kabul etmek veya değerlendirmek gibi bir görevi yok. Onu bu tarafa koyduk ama yani bu kadar yurt dışından kaynak arayışı sürerken hani masada bekletiliyor olmasına ne diyeceksiniz bu yatırımcıların teklifinin? Yabancı yatırımcı konusunda geldikleri zaman Haziran ayında seçimden sonra 28 Mayıs seçiminden sonra geldiklerinde Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek önce bir ayda Mehmet Şimşek 4 kez Körfez ülkelerine gitti. Kendisi yalnız başına gitti. Merkez Bankası Başkanı ile gitti. Üçüncü seyahatini Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanı yardımcısı. En son Sayın Cumhurbaşkanı ile gitti.
Sözleşmeler havada uçuştu Körfez ülkeleri gezisinde. 50 milyar dolarlar geliyordu, 300 milyar dolarlar geliyordu. Aradan 3 ay geçti. 3 ay geçti. 50 milyar dolar değil, 50 dolar gelmedi. Önümüzdeki hafta tekrar gidiyor Mehmet Şimşek. İkinci tura başlıyor. Öyle yabancı yatırımcının gelmesi faizi 5 puan artırarak, 7,5 puan artırarak yabancı yatırımcıyı ikna edemezsiniz. Yabancı yatırımcının aradığı en önemli şey, neredeyse bir numara tek şey güven. Güven çok kolay kaybediliyor. Çok kısa sürede kaybediliyor ama çok uzun sürede kazanılıyor. Hepimiz biliyoruz bunu. Sadece ülkeler arası güven değil, yabancı yatırımcı için de güven. Şöyle düşünün. Cebinizde 2 milyon lira para var Ebru Hanım. Araba alacaksınız. Araba alırken belki bir ay, belki iki ay, belki üç ay araştırıyoruz değil mi? Tabii ki. Arabaya yatırım yapacağız çünkü. Paramız oraya yatırım olacak. Kendi ülkenizde ülkenizi tanıyorsunuz, otomobilleri tanıyorsunuz. Yine de iki ay araştırıyoruz. Siz para sahibi olarak otomobile yatırım yaparken bile iki ay araştırırken, güven oluştururken, yabancı yatırımcı başka bir ülkeye yatırım yaparken öyle iki günde ikna olur mu sizce? İki günde ikna olma şansı yok. Bir kere kaybetmişsiniz güvene. Ondan sonra kazanmanız çok uzun yıllar. Örneğin Arjantin borsasından hisse senedi alacaksınız şu an. Arjantin ekonomisini didik didik etmez misiniz? Kesinlikle. Araştırırsınız tabii ki. Onun için öyle işte bunu bir kez daha gördük Körfez ülkelerinde. Üç ay geçti yok. Amerika'ya gittiler geçtiğimiz haftalarda. Amerika'da yatırımcılar para gelecek dendi yok. Şimdi Avrupa turlarına başladı. İşte bu hafta Mehmet Şimşek, Sayın Mehmet Şimşek. Yabancı yatırımcı tabii ki izliyor. Dinliyor. Bakıyor. Görüyor. Araştırıyor. Gelen yok. Sayın Merkez Bankası Başkanı masamda mektupları duruyor. Bir zaten yabancı yatırımcı gelecekse mektup yazmaz. Mektup niye yazsın? İki, Merkez Bankası Başkanı'na niye yazsın? Üç, varsayalım doğru. Yabancı yatırımcı mektup yazdı. Merkez Bankası Başkanı'na yazdı. Mektubu niye masanızda bekletiyorsunuz? Buyurun gelin el sıkışalım. Getirin paralarınızı, hazine bonosu alın, devlet tahvili alın, hisse senedi alın, fabrika kurun Türkiye'de. Buyurun diye bir telefon açıp çağırın gelsin. Yani bu AKP hükümetlerinin genel olarak baktığımda zaman zaman seçim öncesi çok söylemiştim bunu. Seçim sonrası 3 aydır 4 aydır söylemiyordum ama şimdi yeri geldi söyleyeyim. En iyi yaptığı şey AKP hükümetlerinin algı yönetimi. Algı yönetimini çok iyi yapıyorlar. Algı yönetimini çok iyi yapıyorlar. İşte Körfez'de yaptılar şovu 3 ay önce algı yönetimini. Amerika'da yaptılar şovu algı yönetimini. Şimdi Avrupa. Ama algı yönetimi ile sadece Türkiye'deki yaşayan vatandaşların bir bölümünü ikna ediyorsunuz. Bir bölümünü hoş geliyorsunuz. Yabancı yatırımcı öyle algı yönetimine inanmıyor. Gerçekleri görüyor. Gerçekleri araştırıyor. Evet. Tabii paralarını sadece algı yönetimiyle getirip milyar dolarlarını teslim edecek değiller. Tabii çok haklısınız. Peki bir taraftan enflasyon gerçekten canımızı çok yakıyor ve siz de konuşuruz. İşte yani 2024'ün Haziran'ına kadar canımız çok yanacak. Belki ondan sonra bir düşüş göreceğiz. Tabii bu arada olan da emekliye ve asgari ücretliye oluyor hocam. Biliyorsunuz yani hani her geçen gün geçim derdi, hayat pahalılığı gerçekten herkesin belini büküyor. İşte meclis açılsın, o zaman meclise gelecek, yeniden bir zam konuşulacak falan denildi emekliye. Dün ya da ondan önceki günde MHP lideri Devlet Bahçeli yine bir açıklama yaptı. Ne diyeceksiniz yani hani bu insanların biraz nefes almasını sağlayacak bu emeklilere bir düzenleme gelecek mi? Ne olacak? Şimdi vatandaş gerçekten çok zor durumda. Enflasyonun altında 2 yıldır ezilmiş vaziyette. Bizim konuştuğumuz enflasyon %61,5 veya daha önce konuştuğumuz rakamların hepsi TÜİK enflasyonu. Gerçek enflasyon çarşıda, pazarda, markette yaşadığımız enflasyon. Benim yaşadığım, sizin yaşadığınız enflasyon x2. %61,5 TÜİK açıklıyor, x2 %123. Hatta bizim yaşadığımız enflasyon TÜİK 61 açıklarsa %161 bizim enflasyonumuz. Zamlar TÜİK'in enflasyonuna göre yapılıyor. Yani memur zam mı, işçi zam mı, asgari ücret zam mı, emekliye zam,
TÜİK enflasyonuna göre yapılıyor. TÜİK enflasyonu 61, memura zam 70 yapıyorsunuz siz. Ama %170 gerçek enflasyon var. Eriyor vatandaşın elindeki para. Satın alma gücü azalıyor ve gittikçe zorlanıyor. Sabır. Bu beklemede. Şunu söyleyeyim. 1 Ocak 2024'e kadar emekliye de diğer kesimlere de herhangi bir zam yok. Bunu böyle demekle kötü bir haber vermiş oluyorum aslında. Hakların iyi bir zam yapılması lazımdı. Temmuz ayında. Yapılmadı. Ağustos'ta, Eylül'de yapılması lazımdı. Ekim'de yapılması lazımdı. Yok ama yapılmayacak emekliye zam. Ne zaman emekliye zam? 1 Ocak 2024'te. 1 Ocak 2024'te memura, emekliye, işçiye, asgari ücretliye ciddi boyutta zam. Ben %50 üzeri, minimum %50 üzeri zam bekliyorum. Çünkü zaten 3 aylık enflasyon, yılın ikinci yarısındaki enflasyon %35-40'ı bulacak. Temmuz ayı enflasyonu %10. Ağustos ayı enflasyonu %10. Eylül ayı enflasyonu %5, %25 oldu 3 aylık. Yılın ikinci yarısında. Kalan 3 ayda da bir %10 olsa 35-40'ı buluyor zaten. %35-40 enflasyon da eriyen parayı tamamlamış olacak. Bir miktar da yerel seçimler nedeniyle refah payı verecek. Onun için %50'nin altında bir zam beklemiyorum. 1 Ocak 2024'te memura, emekli, işçiye ve asgari ücretliye. Fakat esas ondan sonra Nisan 2024'te seçim geçtikten sonra çok sert acı reçete geldikten sonra 2024 Temmuz'unda ve 2025 Ocağı'nda bu sabit gelirler zam beklemesin. Veya zam gelirse de çok cüzi, çok enflasyonun altında düşük bir zamla karşı karşıya kalacaklar. Esas zor günlerimiz 2024'ün ikinci yarısında göreceğiz. Umarım bu kötümser tahminlerim tutmaz. Yanılırım. İyi günler bizi bekliyor olur. Ama hocam yani bir de gerçek var. Gerçek de ortada yani sizin söylediklerinizin hepsi de. Yani demek ki bunlar iyi günlerimiz, seçime kadar yaşadıklarımız, seçimden sonra çok zor günler daha bizi bekliyor vatandaş olarak. Peki hocam son olarak da size şunu sormak istiyorum. İşte dün Gaye Hanım'a da soruldu. 128 milyar dolar soruldu. Bugün Ali Babacan'ın bir açıklaması vardı. Aslında o 354 milyar dolar dedi ama işte bir taraftan da yani doların nasıl baskılandığı halen konuşulmaya devam ediyor ama dolar da kademeli de olsa yavaş yavaş da olsa yükselmeye devam ediyor. 27.50 barajı deniliyordu. O baraj da aşıldı. Bundan sonra önünü nasıl görüyorsunuz onu da sorayım size. Orta vadeli program rakamlarından hareket edeceğim. 2023 ortalama döviz kurunu, ortalama dolar kurunu 23.80 olarak açıkladı OEP, orta vadeli program. 23.80 gerçekçi. Bu rakamın gerçekleşmesi için yıl sonunda dolar kurunun 29-30 lira arası olması lazım. Ben de bu seviyede yıl sonunu kapatacağını düşünüyorum. 29-30 lira arası. 30 lirayı geçirmemek için her şeyi yapacaklar. 2023 yıl sonu 29-30 lira arası. 2024 orta vadeli programda 2024 ortalama dolar kurunu 36.90 yazılmış. Gerçekçi. 36.90'da olması için de eğer 2024'ün 1 Ocağı'nda 30 lira olursa dolar kuru ki 30 geçmeyecek. 1 Ocak'ta 2024'ün 30 lira olduğunda 36.90 ortalama olması için dolar kurunun 2024 yıl sonunda 44-45 lira olması lazım. Bu tahminler gerçekçi. Bu seviyelerde oluşacağını düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben de bize vakit ayırdığınız için. Ağzınıza sağlık diyorum. Gerçekten çok önemli bilgiler paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle diliyorum. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.